sabah şaka mısın biricik ya? Evet. Housekeeping. Banyodan başlayın. Ben de çıkıyorum zaten. Aynen gecene dağıtmışız ya. Hadi açın yolu, derse geç kalıyorum. Önce ben geldim, sen aç yolu. Önce biz geldik, önümüze kırdın. Yol verme Ahmet abi. Ben de derse yetişeceğim sonuçta. Sabah sabah şaka mısınız siz ya? Açsanıza yolu. Neden önüme kırıyorsun arabayı? Bekleyemedin mi 2 dakika? Okula mı geliyorsun? Tabakhanen belli değil. Düzgün konuşsana ihtiyar. Ne öyle tabakhane babakhane? Hop bir dakika. Baban yaşında adam öyle utanmıyor musun ihtiyar falan? Sen önce şoförüne düzgün konuşmasını söyle. Ne güzel gelmişim geçiyorum. Böyle yol kesmeler falan hoş değil. Ne hoş değil pardon? Sen geçiyorsun diye bütün yollar sana mı açılacak? Biz de gelmişiz görmüyor musun? Ayrıca Ahmet abi beni çok... Uzatma istersen. Açın yolu, geçeceğim. Yok canım. Biz niye çekiyormuşuz? Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ahmet abi sen havaalanına git, geç kalma. Benim vaktim var kızım, sen merak etme. Ne oldu? Çekiyor musunuz aracınızı? Yok. Senin çekmeni bekliyoruz. Çekmiyorum. Biz de çekmiyoruz. Ya hadi oğlum çek şu arabanı da girelim içeri ya. Ahmet abi tamam. Ya sabır. Olaylar arkadaşlar. Selim Kutlusay şu anda okulun önünde kavga halinde. Hanımefendi arabayı çekmeniz lazım. Trafik kilitlendi. Trafiği kilitleyen biz değiliz. Beyefendi kendisine söyler misiniz lütfen? Selim Bey kusura bakmayın. Rektörümüz birazdan gelecek. Büyüklük sizde kalsın. Büyüklük diyor bir de. Sırf sen zor durumda kalma diye çekiyorum. Büyüklük bende kalsın. Afralara bakar mısın Ahmet abi ya? Büyüklük onda kalsınmış. Buyurun. Çattık sabah sabah ya. Sabah ayarımı da verdim. Oh, rahatladım. Şimdi burada oturup böyle rahat rahat ders çalışayım diyorsun, öyle mi? Sabahki olay diyorum. Sayende bütün okulun diline düştük. Görmedin herhalde paylaşılan postörü. Ufak çaplı bir ifade sorunun falan mı var senin? Zaten sana göre bir sen haklısın. Geri kalan herkes eksik. Kaba, ne bileyim. İfade özürlü falan. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya sen. Sen megalomanlığın vücut bulmuş halisin de haberin yok. Doğru konuşsana be. Sensin megaloman. Şişt. Pardon. Pardon. Bak gördün mü? Rahatsız oldu herkes. Ya senin o herkes dediğin kişiler durumdan rahatsız olmuş gibi görünüp durumla eğleniyorlar. Tabii sen bunun da farkında değilsin. Fark ettirelim hemen. Bir dakika. Bak. Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ne oldu? Yuh. Çekiyor musunuz aracınızı? Bu ne? Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Ben mi gelin çekin dedim? Millete malzeme verdim. Allah'ım ya ne manyak tipler var ya. Hem onlara neymiş ki bizim aramızda geçenlerden? Hastalıklı kafalar bunlar cidden. İşin gücün yoktu. Şimdi bunu temizlemekle uğraş. Pardon? Biz mi çektik de temizlemekle uğraşalım? Çeken utansın. Milletin özel hayatı falan kalmamış yani. Orası öyle tabii. Biliyor musun, sen de hayatını sosyal medyaya göre yaşıyorsun. Ki bu görüntüleri bu kadar kafana takmışsın zaten. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu konu nasıl dönüp dolaşıp bana geri geliyor? Senin benimle bir derdin mi var? Sen aşırı tepki verdin. Aşırı tepki verdiğin için olay büyüdü ve insanların dikkatini çekti. Benim tepkim yüzünden öyle mi? Hı hı. Pardon da sana ne demeli? Hayır, baban yaşında adam öyle yukarıdan ayar çekmek, ihtiyar falan demek. Küstahlık değil de ne? Bir saniye, böyle küstah, kaba bunlar hoş değil. Ne yani, yalan mı? Biraz sessiz olur musunuz? Sizin sesinizden hiçbir şey anlamadık. Pardon. Peki sana öğretmediler mi hiç tanımadığın insanlara böyle kafana göre sıfatlar takmaman gerektiğini? Hayır. Bana insanlara karşı dürüst olmam gerektiğini öğrettiler. Ama senin bu yaptığına dürüstlük denmiyor. Bunu halk dilinde densizlik deniyor. Bana bak. Gerçekleri duymak hoşuna gitmiyorsa eğer, çevrende yalakalık yapan binlerce insan var. Onların yanına gider, beni de rahat bırakırsın. Okey? Okey. Gerçekten çok okey. Tamam, gittiler işte. Çalışın rahat rahat. Hoş geldin Serra. Gel otur. Tanıştırayım. 1. sınıflarımızın bölüm birincisi Serra, Selim. Evet, biz tanıştık hocam. Öyle mi? Ne şans. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu dönem boyunca beraber çalışıyorsunuz. Buyurun. Hiç bakma bana öyle. Ben de bayılmıyorum bu Angarya'nın dibi durumu. Madem Angarya, niye bir şey söylemedin içeride? Gıkını bile çıkarmadın ya. Ne demek gıkını çıkartmadın ya? Görmedin mi, Onur Hoca çoktan kararını vermiş, bizi birbirimize paketlemiş. Paketi de kucağımıza bırakıverdi. Hem sen niye bir şey demedin? Hocam niye çalışmak istemiyorum demedin hocaya? He, oldu. Onur Hoca benden bir şey isteyecek, ben de istemiyorum mu diyeceğim. Daha ne olduğunu sormadan olur hocam ne isterseniz yaparım zaten demiştim. Bak, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hem nedir ya senin bana karşı olan bu halin, tavrın? Ne tavrıymış? Böyle sürekli bir afra tafra hali falan. Hayır yani, daha önce karşılaştıkta ben mi hatırlamıyorum? Ki insanlık hali. Karşılaşmış da olabiliriz, hata yapmış da olabilirim. O kadar şuursuz yaşıyorum ki hayatıma giren çıkanları unutabiliyorum diyorsun yani. Yani ara sıra öyle şeyler olabiliyor tabii. Ben hayatına ne girdim ne de çıktım. Unut sen onu. Aslında benim gözüm seni bir yerlerden ısırıyor. Yani bir saniye verirsen hatırlayacağım. Hah. Geçen yaz Bodrum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Ya ne Bodrum'u? Aa, sen gülebiliyormuşsun. Senin dişlerin de varmış hatta. Tamam, bu kadar gülmek yeter. Neden? Ya belli bir süreliğine falan mı gülebiliyorsun? Anlamadım. Ya mimik çizgilerin falan çıkmasın diye herhalde. Bak, benim şimdi derse yetişmem gerekiyor. Sonrasında boşluğum var. Oturur plan yapar, bir yerden başlarız, olur mu? Olur, olur da nasıl haberleşeceğiz? Dumanla falan mı haberleşeceğiz? He, doğru. Ben numaramı yazayım. Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak, bunların tekrar üstünden geç ama unutursun yoksa. Olur. Karşı tarafta mı oturuyorsun? Ha, yok, bu taraftayım. Daha önce karşılaşmamış oluşumuz. Sence de tuhaf değil mi? Neden? Avrupa yakası çok mu küçük? Yok ya, küçük olduğu için değil. Yani ne bileyim, herhangi bir yerde olabilir. Sen nerelere gidiyorsun genelde? Ben pek öyle ortalıklarda dolanmam. Ne yani, hep evde mi duruyorsun? Hayat ritmimiz farklı diyelim. Pardon, ben anlayamadım. Hayat ritmimiz farklı derken? Yani şöyle, senin partileme, çokça gezip tozma tadında bir hayatın var. Benimki öyle değil. Neresi popüler bilmem. Partilerin aranan yüzü olduğumu da söyleyemem. Yollarımızın hiç kesişmemiş olması ondandır. Oo, lafa tuttun bak. Geç kaldım ben. Kaçtım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Serra. Sağ ol.